Öf. Neyse ya, saat 4:30 oldu. Ben daha yeri bulacağım, çadırı kıracağım, balıkları yapacağım. Hadi hadi Mustafa, oyalanma hadi. Özel bir durumum var, trafik kazasından dolayı bir engel durumumuz var ama bu benim yapmak istediğim aktiviteleri hiçbir şekilde engellemedi. Vakit kısıtlı olduğundan dolayı 5 günlük, yani denizde 120 saat boyunca bir serüvene kalkmış oldum. Bu da karayoluyla takriben 300 kilometrelik bir mesafe ediyor. Bu benim için aslında bir deneme oldu. İleriki zamanlarda ben bunu daha uzak mesafelere taşımayı düşünüyorum yani. Nasıl tepkiler aldım? Genelde yorumlar şu şekilde oluyor. Ben evden çıkıp ekmek almaya bile üşenirken adam nerelere gidiyor falan yazıyorlar. Şöyle yani, bu tarz şeyleri paylaştığımda insanları aslında bir nevi böyle tetiklemiş oluyorum. Evden çıkmalarına sebep oluyorum. Bir de aslında hayatın güzelliklerini yakalamak için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Ben o mücadele içerisindeki güzellikleri de bir nevi göstermiş oluyorum. Hem yaşıyorum hem de yaşatıyorum. Bu benim için güzel bir şey tabii ki. Yani aslında bu benim için bir şey ifade etmiyor, özel durumumun olması. Dışarıdan baktıkları zaman insanlar ilk başta bir şok geçiriyorlar. En başta acıyarak bakıyorlar ama sonradan diyorlar ki, böyle videonun bitmeye yakın diyor, kendimi acıyarak videoyu terk ettim gibi bir ifade kullanıyorlar. Yani burada aslında bu ifadeyi kullanmalarındaki sebep benim birçok şeyi tek başıma becerip yapabiliyor olmam. Tabii bunun da böyle insanlara örnek teşkil ediyor olması benim için bir mutluluk kaynağı.